Merhabalar, çiçeklerin sırlarına hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerimi göstereceğim. Beraber sulama yapacağız. İsterseniz başlayalım. Artık her evde orkide vardır kesinlikle ve yanlış sulamadan kaybettiğimiz orkidelerimiz var. Benim de ilk zamanlar orkidelerim ölüyordu. Şimdi artık ben sulamayı öğrendim ve sulamayı nasıl yapıyorum onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki önce ilk kural, su dinlenmiş olacak ve yağlık olacak. Kış döneminde orkideleri suluyorsak kesinlikle içine az bir şey ılık su katıyorum. Su kesinlikle soğuk olmayacak. Bu ilk kuraldır. Zamana gelince ben daha önce de bahsettim. Ben hiçbir çiçeğime işte yok pazartesi yok salı veya pazar günü sulama yapmıyorum. Her çiçeğinin saksısı farklıdır. Toprak karışımı farklıdır. Bulunduğu ortamda hava ısısı farklıdır. Onun için sulama günü de farklı olabiliyor. Karşınızda birkaç tane orkidem var. Ben sarı orkideleri seviyorum ki bugün az sarı orkide gösterebileceğim size ama sarı orkide ağırlıklı benim de orkidelerim var. Ve ben her orkide farklı günde suluyorum. Bugün bunlar sulanacak. Neden farklı günde suluyorum? Ondan bahsedeyim. Çünkü farklı bahsettiğim gibi farklı boyutlarda. Bu büyük saksı örnek olarak. Bu saksı daha ufak. Bu tamamen minnacık bir saksı gördüğünüz gibi. Tabii ki bardak. Ben bardaklarda yetiştiriyorum. Bu tamamen minnacık. Ve bu topraksız yetişiyor. Bu bildiğimiz klasik toprakta yetişiyor. Bu kil bilyesinde yetişiyor. Ve şurada bu böyle bir sarı orkidem var. Ekran bilmiyorum nasıl rengini gösteriyor. Bu çok açık limon sarısı. Bunlar da süngerde yetişiyor arkadaşlar. 3 tane orkide göstereceğim. En son A101'e gelmişti zannedersem anneler gününde. Şu orkideleri ben o zaman aldım. Onun için saksı farklı olduğu için ve içindeki toprak karışımı farklı olduğu için günlerde farklı günlerde sulama yapıyorum. Orkide susadı diye nasıl anlarsınız arkadaşlar? Köklerinden anlarsınız. Şimdi şöyle buradan başlayayım. Şöyle saksıda kök görürsünüz arkadaşlar. Bu kökler beyaza döndüğü zaman o zaman orkide susamıştır. Saksının boyutu fark etmez. İçindeki malzeme fark etmez. Ne zaman benim orkidelerim susadılarsa ben o zaman onlara su veriyorum. Çünkü toprakta daha yavaş suları bitiyor. Ama kil bilyesinde daha hızlı suları bitiyor. O yüzden bunu daha sık suluyorum. Şöyle çiçekçide ölen bir orkide vardı arkadaşlar. Ben bunu çok kötü durumda almıştım. Zaten yapraklarında da ne kadar kötü durumda olduğunu görüyorsunuz. Ve ben yeni bir şey denedim. Topraksız yetiştirme denedim. Şurada gördüğünüz gibi hiç toprağı yok onun. Tamamen kök dolu. Az bir köpük kattım ben ona. O da bitki tutsun diye, sabitlesin diye. Onun dışında başka hiç saksıda bir şey yok. Saksının tabii ki drenaj delikleri vardır. Ve üzerine ben yosun koyuyorum arkadaşlar. Bu yosunu arada fıs fıs yapıyorum. Nemli olsun diye. Bu orkide mesela çok sık sulanmak istiyor. Çünkü saksıda su tutacak hiçbir malzeme olmadığı için sadece köklerine suyu çeker ve köklerindeki suyu kullanıyor bu orkide. Ve su bittiği zaman kökleri açık yeşile dönüşüyor. Ben kök durumundan dolayı anlıyorum o su istediğini susadığında. O zaman su veriyorum. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir rengi varmış. Bu sene çiçek açtı bu orkide.
Bu şekilde bahsettiğim gibi bu orkide daha sık sık sulanmayı ister. Zamanlı bilmiyorum, belki haftada iki kere de sulayabilirim ben bunu. Bunlar ortalama haftada bir kere sulanıyor. Kışın 10 güne düşürüyorum ben onu. Ama dediğim gibi günlerle sınırlı değil, tamamen kök durumuna göre ben bu işlemi yapıyorum. Daha önce de bahsettim. Orkidelerin de 3 boyu var arkadaşlar. Bu standart boy orkide. Bu multiflora, yani orta boy, midi boy olarak geçiyor. Bu da şelereyanı, ben daha önce videolarımda bahsettim. Bunu gösterdim. Şu an çiçeksiz ama yaprakları benekli bunun. Cins bir orkide. Bu da mini bir orkide. Bu şekilde 3 tane orkide boyutları var. Bende her boyutundan var. Ve şöyle bir göstermek istiyorum. Hangi orkide susamış, hangi susamamış. Şu an şurada bu orkide suyun içinde duruyor arkadaşlar. Kelebek bir orkide. Bunu önce söyleyeyim. Kamerayı da göstermeye çalışacağım. Yaprakları kelebek şeklinde. Pembe bir orkide. Kelebek orkiden bu. Ve şöyle suda ben bunu suladım. Ve şimdi sizlere göstermeye çalışacağım. Bu onun saksısı. Bir de şuradan bu büyük bir de şu orkideyi göstermeye çalışacağım. Bu da Big Lip olarak geçiyor. Hot Chocolate ismi var bunun. Bunu da çok seviyorum. Bunları tabii ki ben A101'den hepsini aldım. Karşıma böyle güzel orkide geçince tabii ki ben dayanamayıp bunları aldım. O zamandan bu yana hala çiçekliler arkadaşlar. Kamerada çiçeklerini görmenizi istiyorum. Böyle son iki çiçekleri kaldı. Şimdi orkideyi susadığında nasıl anlarız? Şimdi bunu gördünüz. Bunu yeni suladık. Ama fark etmez. Bu şekilde göstereyim. Eğer orkidenizin kökleri bu şekilde yeşilse demek ki onlar su dolu ve ister böyle bir hafta dursunlar, ister 10 gün dursunlar. Demek ki o orkide o köklerindeki suyu bitirmedi ve bunu sulamanıza gerek yok. Bunun üzerine sulama yaparsanız orkideniz çürümeye başlıyor maalesef. Çünkü içindeki suyu tüketmemiş oluyor. Ve şöyle bir örnek daha. Bunun görüyorsunuz. Kökleri yeşil. Yan yana koyalım isterseniz. Bu şekilde. Yani bu orkide sulanmak istiyor. Bu orkide sulanmak istemiyor. O yüzden gününe göre değil, kök durumuna göre sulamanız gerekiyor orkideyi. Başka şekilde sulama yaparsınız. Bir müddet sonra orkideniz çürümeye başlıyor. Kök çürümesi başlıyor orkidenizde. O yüzden mesela bu orkideyi ben sulayacağım şimdi. Çünkü onun suyu bitti. Yani susadı. Şu orkideye bakalım. Böyle limon sarısı. Bunun ismini bulamadım ben arkadaşlar. Bu da orkide susamış. Çünkü yapraklar tamamen hiç yeşil değiller artık. Çok beyaza dönük oluyorlar. Beyaz grileşiyorlar. Bu orkide de susadı. O yüzden biz bunu daldırma yöntemiyle ben sulama yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daldırıyorum. Ve ortalama 10 dakika tutuyorum ben orkidemi. İyice kökleri su doluyor. Ondan sonra alttaki suyu dökerek onu bırakıyorum. Ne zaman
Bir kere daha altını çiziyorum. 2 gün sonra değil, 5 gün sonra değil. Ne zaman kökleri susuz kalıyorsa o zaman ben orkidelerimi sulamaya başlıyorum. Bu şekilde benim orkidelerim çok sağlıklı gelişiyorlar. Ve ben köklerine göre sulama yapmaya başladığımdan beri hiç benim orkidelerim kök çürümesi yaşamadılar. Bunu paylaşmak istedim. Bir de sulama yaparken bir işlem daha yapıyorum ben. Orkideler havadaki nem yüksek olunca havadaki nemden de faydalanıyorlar. Onu da oradan da suyunu alıyorlar ve bunu yaprak vasıtasıyla yapıyorlar. Onun için ben sık sık onların yapraklarını temizliyorum. Onu nasıl yapıyorum? Bu orkide de onu yapacağız. Ben limon suyuyla temizliyorum. Şöyle görün diye bir ölçek limon suyu ve bir ölçek normal su. Ben karıştırıyorum bu şekilde. Ve pamuk yardımıyla yapraklarını tek tek siliyorum arkadaşlar. Limon suyu biliyorsunuz hem vitaminleri çiçeklerime veriyor hem de böcek uzaklaştırma etkisi vardır. Kesinlikle yaprağın altını da suluyorum arkadaşlar. Siliyorum. Bu şekilde tek tek yapraklarını siliyorum. Ve görürsünüz eğer sizin orkideniz tozluysa bu pamuk hemen kirleniyor. Bu şekilde ben bütün orkidelerimi duruma göre tabii ki ne zaman yaprakları tozlanmaya başlıyorsa bu şekilde siliyorum ben orkidelerimi. Bu orkide yeni yaprak vermeye başladı burada. Şöyle yaklaştırayım görün diye. Hem yapraklar daha parlak ve temiz oluyor hem de nemdeki suyu yaprak vasıtasıyla da almış oluyor orkide. Evet, bu şekilde ben orkidelerime bakım yapıyorum. Bu da susadı diye bundan sonra suya gidecek. 15 dakika suda kaldıktan sonra bu orkide rafına geri ben koyuyorum orkidemi. Bu şekilde orkidelerime sulama ve yaprak silme yapıyorum. Limon suyu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yaprakların ne kadar parladığını görürsünüz orkidelerinizin. Daha sağlıklı şekilde büyümeye başlıyor. Ve kök durumuna eğer sulama yaparsanız kök çürümesi yaşamayacaksınız benim gibi. Bu şekilde ben şu an işleme devam edeceğim. Bu orkideyle göstermek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum yazmayı da unutmayın. Bana destek olmak için. Teşekkür ederim.